Size daha önce söylemiştim, haritalar genellikle ticaretle ilgilidir. Bugün sizinle direkt bu konuyu konuşacağız. Önümüze dünya haritasını açacağız ve haritayı tek tek boyayacağız. Elbette ki o ülkelerin en eski şirketleriyle beraber. Şirketler kurulur ve batar ama bazıları var ki yüzlerce yıldır ayakta. Onlar yüzlerce yıldır bu haritanın üzerinde ticarete devam ediyorlar. Emin olun haritada gezdikçe çok şaşıracaksınız. Özellikle Türkiye'ye geldiğimizde. O zaman hemen başlayalım. Her ülkenin en eski şirketi ne ve ne zaman kuruldu? Her şeyi daha da karışık bir hale getirmemek için ilk önce dünyanın en eski 10 şirketine bakacağız. Burada ufak bir uyarım var. Bu şirketlerin hepsi hala aktif bir şekilde çalışmaya devam eden şirketler. Dünyanın en eski 10. şirketi Çin'de kuruldu. Mayu Qing Restoranı. Bu restoran 1153 yılında kuruldu ve tavuğuyla meşhur. En önemli sırlarından birisi tavuğa kattıkları sos. Mayu Qing Restoranı'nın tavukları o kadar popüler ki Henan eyaletinin kültürel mirası olarak kabul ediliyor. Bir sonraki durağımız Danimarka. Danimarka'nın en eski şirketi Munke Mole. Bu şirket Odense Nehri'nin üzerinde bir su değirmeni olarak kurulmuştu. Daha sonraları un üretmeye başladılar. Bu şirket 38 kral ve 2 kraliçe eskitti. 90 yıl boyunca Danimarka'nın en tanınmış markalarına un üretti. Şirket bugün ekmek ve kek üretmeye devam ediyor. Sıradaki ülkemiz Belçika. Belçika'nın en eski şirketi Affligem Bira Fabrikası. Bu bira fabrikası 1074 yılında kuruldu ve kuruluşu biraz ilginç. Burası eskiden bir manastırdı. Bu manastırın rahipleri Affligem Manastırı'nda bira üretmeye başladı ve neredeyse 1000 yıldır hala bu fabrikada bira üretiliyor. Ama Affligem markasının sahibi artık rahipler değil. Çünkü Heineken Affligem'i satın aldı. İtalya'ya gidiyoruz. Pontificia Fonderia Marinelli. 1040 yılında kurulmuş bir çan şirketidir. Evet, şirket çan üretiyor. Avrupa coğrafyası için çan oldukça önemli. Çünkü bu onların dininin bir parçası. Marinelli ailesinin çanları da oldukça önemli. Çünkü bu şirket papalık çan dökümhanesi unvanını aldı. Kısacası papanın bir çana ihtiyacı varsa bu şirketten satın almak zorunda. Marinelli'nin ürettiği çanlardan birisi Pisa Kulesi'nde. Bir diğeri Birleşmiş Milletler binasında. Bu şirket hala çan üretmeye devam ediyor. Üstelik hala 1000 yıl önce kullandıkları teknikle çan üretiyorlar. Sıradaki ülke İrlanda. İrlanda'nın en eski şirketi Shan's Bar. Evet, burası bir bar ve 900 yılında kurulmuş. 1000 yıldan fazla bir süredir İrlandalılara hizmet etmeye devam ediyor. Burası Avrupa'nın en eski barı. Üstelik bu tarih daha da eski olabilir. Çünkü bilim adamları bu barı araştırmışlar ve bulunduğu binanın 900 yılından daha da eski olduğunu bulmuşlar. Listenin yarısına geldik. En eski 5. şirket İngiltere'de. İngiltere deyince tabii ki krallığı anmazsak olmaz. Bu şirketin ismi The Royal Mint. Bu şirket tamamen majestelerinin hazinesine ait. Ve işi Birleşik Krallığın madeni paralarını basmak. Bu şirket 886 yılında kuruldu ve hala Birleşik Krallığın madeni paralarını üretiyor. 4 numarada Fransa var. Bu şirketin ismi Actuelle Monnaie de Paris. 864 yılında kuruldu. Devlete ait ve tek görevi Fransa'nın madeni paralarını basmak. Bir sonraki durağımız Almanya. Almanya'nın en eski şirketi Staffelterhof. 862 yılında kuruldu. Staffelterhof hem şarap üretiyor hem de küçük bir pansiyon işletiyor. Bu pansiyon 4 tane çift kişilik oda ve 6 tane daireden oluşuyor. Ama zaten asıl ünlü oldukları konu şarap. Çünkü bu şirket 1000 yıldan uzun bir süredir organik şarap üretiyor. Finale yaklaşıyoruz. Dünyanın en eski 2. şirketi Avusturya'da. Burası bir restoran ve 803 yılında kuruldu. Bu restoran 803'ten de eski olabilir. Çünkü asıl kuruluş tarihini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz 803 yılında yazılmış bir şiirde bu restoranın yemeklerinin ve birasının övüldüğü. Yani belki de onlarca yıl daha önce kurulmuş bile olabilir. Finale geldik. Dünyanın en eski şirketini öğrenmek için Japonya'ya gidiyoruz. Kongo Gumi 578 senesinde kuruldu ve bir inşaat şirketiydi. Japonya'da 578'de Budist tapınakları oldukça yıpranmış bir haldeydi. Japon prensi Shotoku, Kore Yarımadası'ndan Kongo ailesini çağırdı ve Japonya'daki Budist tapınakları onarmasını istedi. Aile işini iyi yapınca Japon sarayıyla iyi ilişkiler kurmaya başladı. Birkaç yıl içinde Japonya'nın inşaat sektöründe bir tekel haline geldiler. Japonya'da
Japonya'daki çoğu şeyi bu şirket inşa etti. Mesela Osaka Kalesi onlardan birisi. Japonya'nın içinde bir inşaat krallığı kurmuşlardı. Ama her krallığın bir sonu var. Ocak 2006'ya geldiğimizde şirket zor zamanlardan geçti ve iflasını açıkladı. Kongo Gumi sıradan bir şirket değildi. Tabii ki onun yok olmasına izin vermediler. Takamatsu İnşaat Grubu Kongo Gumi'yi satın aldı. Eski günlerindeki gibi görkemli olmasa da bu şirket yaşamaya devam ediyor. Dünyanın en eski 10 şirketi bunlardı. Ama biz haritada gezinmeye devam edelim. Bazı ülkeleri çok merak ettiğinizi biliyorum. Mesela Amerika. Kapitalizmin bu kadar sert olduğu bir ülke bu listeye giremedi. Amerika'nın en eski şirketi Shirley Plantation. Burası bir çiftlik ve 1638 yılında kuruldu. Buranın tarihi biraz karanlık. Çünkü bu çiftlikte genellikle köleler çalışıyordu. Kuzey Amerika'nın en eski şirketi Meksika'da. La Casa de Moneda de Mexico. Bu şirket 1534 yılında kuruldu. İsminden de anlayacağınız gibi burası Meksika'nın darphanesi. Asya'yı zaten konuşmuştuk. Japonya ve Çin'i biliyorsunuz. Rusya'ya bakalım. Bu şirket bir saat fabrikası ve 1721'de kuruldu. Kurulduğunda saat değil taş oymaları üretiyordu. Sovyetler Birliği'nde bu fabrika değerli taşlar üzerine çalıştı. Leningrad kuşatması sırasında fabrika Almanlar tarafından yok edildi. Ama yine de toparlandılar ve bugün hala üretim yapıyorlar. Rusya'dan Azerbaycan'a geçelim. Azerbaycan'ın en eski şirketi Azerbaycan Hazar Deniz Gemiciliği. Kısaca Kaspar. Bu şirket 1858 yılında kuruldu. Bir nakliye şirketi ve filosunda hala 98 gemi var. Asya'dan Afrika'ya geçelim. Afrika'nın en eski şirketinin olduğu ülke sizi biraz şaşırtabilir. Çünkü en eski şirket Mauritius'ta. Mauritius Post bir posta şirketi ve 1772'de kuruldu. Bu şirket aslında Fransızlar tarafından kurulmuştu. Tahmin edersiniz, sömürgecilik. Şimdi geçelim kendi kıtamıza. İspanya'nın en eski şirketi Casa de Ganaderos. Bu şirket 1218 tarihinde kuruldu. İspanya krallığındaki sığır sahiplerinin haklarını korumak için kurulmuştu. Portekiz'in en eski şirketi CTT. Portekiz'de posta işleriyle ilgilenen bir kurum ve 1520 yılında kuruldu. Bir sonraki durağımız Yunanistan. Traditional Cafe Neo of Emmanuel Forlidas. Burası bir kafe ve 1785 yılında kuruldu. Ve artık finale geldik. Türkiye'deyiz. Türkiye'nin en eski şirketi Çemberli Taş Hamamı. Bu hamam 1584 yılında kuruldu. Sultan 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından yaptırıldı. Bu hamam yaklaşık 500 yıldır kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Evet, dünyanın en eski şirketleri bunlardı. Benim en şaşırdığım ülke İrlanda oldu. 1000 yıldan fazladır aynı yerde durup hizmet veren bir bar oldukça etkileyiciydi. Peki sizi en şaşırtan ülke hangisiydi? Bana yorumlarda seçtiğiniz ülkeyi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.